arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle yaz aylarında minik prenseslerimizin giyeceği çok şık bir çalışma yaptık çalışmamız motiflerden oluşmakta şöyle askılı bir çalışma askısını ben açık yaptım yukarıdan kendiniz ayarlayarak bağlarsanız daha kolay ve daha kullanışlı olur motiflerimizin üzerine yanlarını ve altını da örerek bu çalışmamızı tamamladık şöyle bir de açık haline bakalım Evet şöyle açtım. Açtığımda da açık halini görmekteyiz. 12 tane motifimizin altısını alt sıra altısını da üst sıra için kullandık. Burasında artışlarımızı yaptık. Eğer çok kıvrımlı istiyorsanız şöyle fırıl fırıl olmasını istiyorsanız ben 3 tane artışımı yaptım. Siz daha sık aralıklarla beşer beşer artış yaparsanız istediğiniz kıvrıma ulaşabilirsiniz. Ben 4 düğmeyi tercih ettim. Sizler daha az düğmede de kullanabilirsiniz. Ya da daha büyük çocuklarımız için öreceksek burada 6 değil öreceğimiz büyüklüğe göre 8 tane ya da 10 tane olarak da kullanabiliriz. Gerisinin tamamını aynı yaparız. Eğer e, yaş grubu çok büyükse beden kısmı küçük olacağı için buradaki motifimizi bir sıra daha örüp 2 e, sıra motif değil de 3 sıra motifle de bitirebilirsiniz. Geri kalan işlemimizin tamamı aynısını yapabiliriz. Alt sırada herhangi bir farklı işlem uygulamadan düğme yerimiz ve ilik yerimizde aynı işlemlerimizi uygulayarak bu güzel çalışmamızı tamamlayabilirsiniz. Evet kolay gelsin diyerek Hemen bu güzel bluzumuzun yapımına geçelim kolay gelsin. Motifimizin orta kısmını sarı rengimle yapıyorum parmağıma doluyorum orta parmağımın üzerine koyup şöyle altından dolaştırıyorum üzerine çarpı haline getiriyorum ve baş parmağımı şu şekilde basıyorum ve sihirli halkamı yapmaya başlıyorum. Şuradan giriyorum ipimi alıyorum altından geçirip bir. 2 tane zincirimi çekiyorum ve bunu birinci trabzan olarak sayıyorum bundan ayrı 11 tane daha trabzanımı örerek toplamda 12 trabzanı ulaşıyorum parmağımı yavaşça çıkarıyorum Tığımın başını doluyorum giriyorum tek seferde kapatıyorum 2 oldu 3 4 5 6 gördüğünüz gibi sıkıştırmıyorum 7 8 9 şöyle biraz sıkıştıralım bu kısmı 10 11 ve 12 tam 12 tane trabzanımızı ördüm şu kısa ipten asılıyorum ve bu arayı kapatıyorum elimle de şöyle her iki ucu birbirine yaklaştırıyorum ve ikinci sıramızı örmek için hazırım İkinci sıramıza geçmek için iki tane zincir çekmiştim onun tepesine giriyorum ilmeğimi kaydırıyorum 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum ve burada ikili trabzanımızı örüyoruz her birisine 2 defa öreceğiz. Toplamda 24 tane bu zincirimize dahil trabzanımız olacak ve 2 defa da çekerek alacağız. Hemen dibine batıyorum. 1 ve 2. Şuradaki kalan ipi de şöyle altından gizleyebiliriz. Yandakine batıyorum. 1 2 defa aldım. Aynı yere bir daha batıyorum. Bir sonrakine geçiyorum. Aynı yeri yine örüyorum. Bir sonraki trabzanımı örüyorum ve bütün trabzanlarımı ikişer ikişer örüyorum. Bakın buradaki ipimi de şöyle alttan gizleyerek götürmekteyim. Şöyle yaklaştırayım, bakınız. Her birisine bu sıramızda ikişer ikişer trabzanlarımızı örelim ve tamamlayalım. 24 tane trabzanımızı örerek tamamladım. Şimdi ilk başlangıçtaki zincirimizin tepe noktasına gelerek giriyorum. İpimi arasından şöyle geçiriyorum. İlmeğimin içerisinde bir zincir çekip kesiyorum ve göbek kısmını bu şekilde tamamlamış oluyorum. Motifimizin göbek kısmını tamamladım. Şimdi üzerinin beyaz renkli sırasını örmeye başlayalım. Evet şimdi beyaz rengimizle e, örgümüze devam edelim. İpi kestiğim yerden değil farklı bir yerden başlıyorum ve tığıma bir tane zincirimi çektim düğümümü attım. Karşısından başlıyorum. Sabitleniyorum ve bunu bir diye sayıyorum. O fazla kalan ipimi yani beyaz renkli ipimi sol tarafa doğru alıyorum. Örgümün yönüne doğru altta gizleyeceğim. Bu de 2 3 3 defa örerek tamamladım ve aynı yere iki tane daha trabzanım örüyorum hepsini birlikte çekeceğim bir doluyorum 1 2 bakınız iki defa çektim üçüncü kez çekmedim tığımda bekletiyorum tekrar aynı yere giriyorum 1 2 hepsini aynı anda kapatıyorum ve 1 2 3 zincir çekiyorum tığımın başını doluyorum aşağıdan bir tane trabzan atlayıp ikincisine batıyorum ve şöyle alttaki ipimi de gizliyorum 1 2 3. çekmedim tığımda bekletiyorum aynı yere tekrar giriyorum 1 2 3 tane ilmeğimiz oldu tekrar giriyorum 1 2 3 tane bakınız trabzanımız ve örgümüzü yürüttüğümüz ilmeğimiz toplamda 4'ü de durmakta. Şimdi kapatıyorum. 1 2 3 zincirimi arkasından çekiyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Bir tane sarım atlıyorum. İkinciye gelip batıyorum. Yine şöyle beyaz rengimi altta gizliyorum. 1 2 Yanına aynı tekrarla tırabzanlarımı örüyorum. 1 2 Hepsini tek seferde kapatıyorum. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum ve toplamda 12 tane trabzan grubumuzu örerek tamamlıyorum. Beyazlardan oluşan trabzan gruplarımızı da ördüm. 2, 4, 6, 8, 10 ve 12. 12 tane grubumu tamamladım. Şimdi birleştirip beyaz rengimle olan sıramı da tamamlıyorum. Şurada kapamış olduğumuz yere giriyorum. İlmeğimi içinden geçiriyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi kesiyorum ve mavi rengimizle örmeye hazır toplamda 12 tane beyazlı grubumuz oldu mavi rengime bir tane zincirimi çektim düğümümü oluşturdum ve şöyle zincirimizi çektiğimiz herhangi bir yerden başlayalım ara boşluktan şuradan giriyorum buraya sabitleniyorum bunu bir diye kabul ediyorum bağlandığım yeri 2 ve 3. 3 tane zincirimi çekiyorum ve ilk köşemi yaparak başlıyorum. Bu birinci trabzanı bir doladım. 2 çekerek kapatıyorum. Bu ikinci trabzanı. Başını doluyorum. 1 2 de kapatıyorum. 3 tane trabzanımı ördüm. 3'er trabzandan oluşacak kenarımız. 1 2 3 tane ara zinciri çekiyorum ve yine burası köşe olduğu için 3 tane trabzanın bu noktaya girerek örüyorum. 1 2 3 1 dolayıp 3 defada da 2 defa da örüyorum ve 3 tane trabzanımız ara zincirimiz 3 evet, sıvama başını doluyorum eli sıkı olan arkadaşlar burada bir tane zincir çekebilirler dilerlerse büzmesi yoksa eliniz rahatsa zincir çekmeden de şuradaki yan zincirin içerisine girebiliriz. Tabi ipimizi gizliyorum. Sol tarafa yatırmıştım. Buradaki zincirin altından girerek başlıyorum. 1, 2 doluyorum. Toplamda 3 tane trabzanımı buraya örüyorum. Üçüncüyü de ördüm. 3 trabzanımı ördükten sonra yine ben zincir çekmiyorum. Eli sıkı olanlar bir tane zincir mutlaka çeksinler. Evet şimdi Buraya da 3 tane trabzanım örüyorum. 1 2 3 3 tane trabzanımızı köşemizden sonraki gelen aralara ördüm. Köşemizi ördük. 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan. Araya zincir çekmeden hemen ara boşta 3 trabzanımızı ördük. Yine zincir çekmeden yine aradaki zincir içerisine 3 tane trabzanımı ördüm. Yeniden buradaki sıradaki bölüme köşemizi örmek için hazırız. 3 tane trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3. Araya 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve yeniden girerek 3 tane trabzanımı örüyorum 2 ve 3 köşelerimizi bu şekilde örüyoruz 3 trabzan 3 zincir 3 trabzan ikinci köşemizi tamamladıktan sonra araya yine giriyorum 1 2 2 defa da alıyorum 1 2 1 2 diğer araya giriyorum yine buraya da bir defa dolayıp iki defa da çektiğim trabzan gruplarımı örüyorum köşelerden sonra iki tane trabzan grubumuz şimdi buradaki bölümümüze köşemizi öreceğiz İpimi şöyle yatırıyorum beyaz renkli ipimi alta gizliyorum burası köşe olacak 3 tane trabzan ördüm 1 2 3 zincirimi çektim ve yeniden 1 2 ve 3 tane trabzanım örüyorum. Bu da bizim 3. köşemiz bakınız. Yine bu köşemizden sonra da Hemen yandaki zincirin içerisine girerek 3 tane trabzan örüyorum. Eğer kasacak gibi olursa araya bir zincir çekebilirsiniz. Benimki kasma yapmıyor örgüm. Rahat olduğu için eğer sizin eliniz sıkıysa kasma yapacaktır. Aralara her 3 trabzan arasına bir zincir çekebilirsiniz. tam başında oluyorum. Tekrar 3 tane trabzanımı örüyorum. Ve son Bakın şu kısma köşemizi örüyoruz. Son köşemiz olacak. 3 tane trabzanım, 3 zincirim, 1, 2, 3 köşeler kendi içerisinde ve yeniden 3 tane trabzan, 2, 3, 4 köşemizin dördünü de bu şekilde tamamladık. Hemen buradaki araya da 3'er trabzan gruplarımızı örelim. Evet, dört köşemizin dördünü ve aradaki trabzanlarımızı ördük. Motifimiz hazır hale geldi. Şimdi son birleşme işlemini yapıyorum. Buradan 3 zincirle başlamışım. Zincirimin tepe noktasına geliyorum. İlmeğimin içerisinden geçirip bir tane zincirimi çekip ipimi buradan kesiyorum İlk motifimizi bu şekilde 4 mavi renkli köşesine dördünü de örerek tamamlıyoruz diğerlerini ise iki sıra yani iki köşe örüp birleştireceğiz daha sonrasında aralara girdiğimiz zaman bir köşeyi örüp diğer üç köşesini birleştirerek öreceğiz ilk motifimizin tamam bu şekilde tamamlanacak şimdi ikinci motifimizle birleşme işlemimizi çalışalım Motiflerimizi birleştirme çalışması yapalım. İlk motifimizin tamamı yani mavi rengimiz dört köşesi dördü de örülecekti. İkinci birleştireceğimizde ise bakın birinci köşeyi ördüm. ikinci köşeyi ördüm. Üçüncü köşenin yarısını ördüm. Bakınız yarısını ördüm. Yani şu köşedeki ikili grubun ilkini ördüm. Ara zincirin bulunduğu bölümdeyim. Köşeden sonra bir iki tane bölümümüzü ördük. Bakın şuradaki köşeden sonra bir iki tane bölümümüz var. Onlar şurası. Burası da üçüncü köşenin ilk yarısı. Evet şimdi iki tane zincirimi çekiyorum buraya. Motifimi alıyorum. Her ikisinin arkasını şöyle birbirine tutuyorum. Ve şöyle bakınız diğer tamamlanmış motifin köşenin altından giriyorum. Kapatıyorum. Bir ve iki zincirimi çekiyorum. Ve böylece her ikisinin ön yüzü bakınız arka yüzleri yani tersleri birbirine dönmekte. Ön yüzleri ise ikisine de dışta. Buraya iki zinciri çektikten sonra tığımın başını doluyorum. 3 trabzanımı bu noktaya örüyorum. 1 2 ve 3 3 tane trabzanımı ördüm ve 3. köşemi de bu şekilde tamamladım. 1. 2. ve 3. köşemiz. Şimdi köşemizin sonundaki trabzanımı hemen diğer motifteki köşenin en son trabzanın tepe noktasına batırıyorum bakınız şuraya şuraya batırıyorum ilmeğimi alıyorum sadece ilmeklerin içinden geçiriyorum ve sonrasında tığımın başını dolayarak buradaki zincir boşluğuna girerek 3 tane trabzanımı örüyorum 1 2 ve 3 Üçüncü trabzandan sonra yine bakın buradaki üç trabzanda bölümümüzü görüyorum. Üçüncü trabzanı yine tepeden giriyorum. İpimi alıyorum ve ilmeğimin içinden geçiriyorum. Ve burada yine tırma başını dolayarak diğer ara boşluğa geçiyorum. Ve üç trabzanımı arka arkaya örüyorum. İki ve üç. Üçüncü trabzan ördükten sonra karşısına gelen yine üç tane trabzan grubumun üçüncüsüne tepesine tığımı batırıyorum. İpimi alıyorum. ilmeğimin arasından geçiriyorum. Ve tığımın başını dolayarak buraya giriyorum. Burası artık bakınız köşeden sonra iki tane üçlü grubumu ördüm. Burası köşe olacak yine. Üç tane köşemizin ilk trabzan grubunu örüyorum. İki ve üç. Köşe olacağı için burası iki tane zincirimi çekiyorum ve bakın zaten de sırasıyla baktığımız için köşemize geldim. Buradan alttan giriyorum kapatıyorum bir iki tane zincirimi çekip üç tane trabzanı köşemin ikinci grubu olarak örüyorum. 2 ve 3 evet bakın iki köşeyi birleştirdik bu şekilde köşemizden başladık diğer köşemize kadar karşılıklı birebir birbirleri üzerine battık şimdi aradaki iki bölümü de örelim köşemden sonraki iki bölümü de ördüm en son bitişi olarak zincirimin tepesine geliyorum ilmeğimi geçirip bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi buradan kesiyorum ve diğer motiflerimi de aynı şekilde örerek tamamlıyorum Bakınız hem bu motifimize hem de bu motifimize birleştireceksek sadece bir tane köşemizi örüyoruz. Bir köşemiz ikinci köşemizden itibaren birleşmeye başlıyoruz. İkinci köşemiz, üçüncü köşemiz ve dördüncü köşemiz olacak. Şimdi iki tane zincirimi çekmiştim alıyorum. Motiflerimizi tamamı bittikten sonra birleştirme işlemini yaptıktan sonra işleyelim. 2 3 ve diğer motifimizden üçüncüsüne batıyorum yine aynı işlemler aradan geçiyorum tığımın başını dolayarak şu şekilde 3 trabzanımı bu noktaya örüyorum 1 2 ve 3 üç. diğerinin üçüncüye giriyorum ilmeğimi sadece geçiriyorum şöyle kalan ipimi yatırıyorum gizlemekten kolay olmakta bu şekilde örmek 2 ve 3 diğerine batıyorum aradan geçiyorum tığımın başını dolayarak köşemin ilk üçlü grubunu örüyorum 1 2 ve 3 2 zincir çekiyorum tam köşemin bulunduğu yere şöyle batıyorum burada bir 2 tane zincir çekip yeniden buraya 3 tane trabzanımı örüyorum 2 ve 3 Evet bunu da şöyle yan tutuyorum yan motifimi tutuyorum bakın şöyle önce burayı birleştirdim sonra diğer yanını birleştirmek için hazırım 3 tane köşe trabzanı ördüm diğer köşenin bulunduğu yere batıyorum ilmeğimi kaydırıyorum ve yeniden tığımın başını dolayıp 3 tane trabzanım örüyorum 2 ve 3 diğer 3 tane trabzanı bulunduğu yere batıp ilmeğimi kaydırıyorum yine 3 trabzan 1 2 ve 3 batıyorum ilmeğimi kaydırıyorum tekrar köşemize geldim köşemin ilk üçlü grubunu örüyorum 2 ve 3 1 2 zincir çekiyorum köşeye alttan giriyorum tekrar iki tane zincirimi çekiyorum bakınız bu şekilde birleştirme işlemimizi yaptık şimdi 3 trabzan daha buraya örelim aradaki üçer trabzanı da örüp birleştirme noktasında yeniden birlikte olalım Evet aradaki üçerli grubumu da ördüm en sondaki başlangıçta 3 zincir çekmiştim içinden giriyorum bir tane zincirimi çekiyorum ve ipimi buradan kesiyorum şimdi güler yüzlerimizi böyle birleştirdikten sonra işleyelim ki tersi düzlü olmasın şu şekilde gülen yüzlerimizi şimdi bunu sizlerle birlikte çalışmak istiyorum üzerinde çalışalım ve bütün gülen yüzlerimizi aynı şekilde tamamlayalım Evet bu motifimizin üzerinde işleme işlemimizi başlatalım şöyle bakınız önce gözlerimizi çalışalım şuraya gözümü çalışmak istiyorum motifimi tutuyorum buraya giriyorum ortadaki ördüğümüz küçük bölümün içerisine dümdüz iniyorum şöyle yatay yapmıyorum dümdüz iniyorum ve batıyorum aynı yere bir tane daha giriyorum ve tepesinden tekrar batarak gözümü belirginleştiriyorum ve şöyle bakınız 1 2 iki, iki buçuk gibi diyelim kaldı yanından giriyorum aynı denge olması için yükseklikleri ve dümdüz yan yapmıyorum dümdüz aşağıya iniyorum aynı yere bir daha gözlerini güzel karalaştırmak için gözümüzün her ikisini işledikten sonra şu şekilde bakınız alttan şu kısımdan girip yukarıya doğru bir bele atıp ağzının kenarını çalışacağım hemen şöyle batıyorum buraya biraz yukarıya doğru şu örgü aramıza giriyorum şöyle verir batıyorum bakınız aynı hizaya değiş yukarıya doğru şöyle gülen bir yanak yapmak istiyorum Evet şöyle görelim yani şu kısmı çalışıyorum ve sonrasında aşağıdan girip her iki örgü arası bölümü işliyorum Burası çok çok kolay. Örgümüzün bulunduğu yerden zaten işaretlerimiz var. İşaretlerimizi takip ederek işliyoruz. Ağzımızı şuraya kadar geldim. Evet. Şimdi buradan da bakın ağzımızı şöyle işledim. Buradan da aşağı batıyorum şu şekilde. Aşağıdan yukarıya doğru şu kısmı tekrar çıkıyorum ve ağzımız bu şekilde tamamlanmış oluyor şöyle. Görelim bak. Arkasını çeviriyorum ve düğümümü atıyorum. İpimizi de kesiyoruz. Evet, burada püf noktası bütün motiflerimizi birleştirdikten sonra işlemek. Evet. Bir tane benim motifim kaldı. Onu da hazırlamıştım. Hemen onu da birleştiriyorum. Sonrasında altını ve üstünü örmeye hazırız. Evet, bütün işlemelerimizi ve birleştirmelerimizi tamamladıktan sonra şimdi üst kısmımızı çalışmaya başlayabiliriz. Evet. Köşemizin bulunduğu noktadan başlıyorum buraya batıyorum bir iki tane zincirimi çekiyorum ipimi sol tarafı alıyorum ve trabzanımın üzerine geliyorum tek seferde çekiyorum diğerini yine tek seferde trabzanlarımın üzerlerine batarak birer birer tek seferde çekerek örüyorum her bir trabzanımıza batıyoruz bakınız her birisine Evet, trabzanlarımızın hepsinin tepesine bir defa batıp tek seferde çektim. Şimdi aradaki zincirimin bulunduğu yerdeyim. Buraya geliyorum. Bir tane de buraya örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir tane de diğer tarafa. Aradaki bölüme batmıyorum. Sonrasında yine trabzanlarıma geçiyorum. Evet motif arasına yine geldim. Bir defa giriyorum. Diğer motifin birleşme noktasını da bir tane yapıyorum. Ve bu şekilde sona kadar ilerleyelim. Evet motiflerimin üzerine birer defa başını dolayarak ördüm. Sona kadar geldim. Şimdi bitme işlemini birlikte yapalım. Şuradaki görmüş olduğumuz boşta yine tığımın başını dolayarak bir defa da çekiyorum bir iki zincirimi çekip arkasını çeviriyorum tığımın başını doluyorum hemen dibine bir tane batıyorum bunu bir trabzan olarak öreceğiz sonra bütün alttaki trabzanlarımın hepsini de başını dolayıp tek seferde çekip istediğim yükseklik olana kadar örüyorum bu ikinci sıramız Evet şimdi aynı işlemlerimizin tekrarıyla biraz büyütelim 1, 2, 3, 4, 5 sıra başını dolayıp tek seferde ördüğüm sıramızı tamamladım ve sonra yan tarafın birisini de ördüm. Burayı ise 4 sıra ördüm. 1, 2, 3, 4 aynı şekilde bu yandan da örerek geldim. Tıpkı burada birer tane örmüştük, diğer trabzanların hepsine birer birer battık. Şimdi diğer tarafı da aynı şekilde sizlerle birlikte başlayalım ama en son. Bitişini şöyle birlikte yapalım. Bir tane zincirimi de çekmişim ben. Burayı tamamlamışım. Diğer tarafı aynı şekilde öreceğimiz için herhangi bir farklılık olmadığı için ben bunu zamandan kazanmak adına örerek tamamladım. Buraya düğme dikeceğiz. Diğer tarafa ilik çalışacağız. Diğer taraf daha önemli. Alttan başlıyorum. Zincirimi çektim tığıma. Aşağıdan şu kısımdan başlıyorum. Tam orta bu yere geliyorum. Batıyorum. İki zincirimi çekip sıkıştırıyorum ipimi sol tarafı yatırıyorum tığımın başını doluyorum trabzanlarımın üzerine birer birer batarak başa doğru ilerliyorum hiç farklı işlem yapmıyoruz sadece başını dolayıp batıyoruz ve yukarıya geliyoruz bu tarafta ilik çalışması yapacağız ama bu aşamada değil iki sıra örelim ondan sonra iliğimizi kaç tane düğme kullanacaksak bu sıklıkta örelim araya bir tane batıyorum ve diğerine de bir tane batıyorum eğer kasma olacaksa yani çekecekse şuradaki araya da bir tane yapabilirsiniz ama ben yapmıyorum fazla olmasını istemiyorum Evet başa kadar ilerleyelim motifimi tamamladım şu kısma geçtim bu kısmı da birlikte çalışalım bir defa batıyorum Diğerine de batıyorum bir defa. Bakın diğer sıraya geçiyorum. Diğer sıraya geçiyorum. Diğer sıraya. Hepsine birer birer battım. Ve en son şuradaki tepeye bakınız bir dibine bir üste batmış gibi oldum. Yani tam son bitişi iki defa örmüş gibi oldum. Bir dibine bir de üst kısmı. Bir, iki tane zincirimi çekiyorum, çeviriyorum. Hemen dibine bir tane batıyorum hem zincirimi çektim hem battım dönüşte araya gireceğim sadece ve zaten hazır olan aşağıdaki batmış olduğumuz bölümlerin üzerine birer birer başını dolayarak tek seferde çekiyoruz ve sona kadar devam ediyoruz bu ikinci sıramız Evet son sıramıza geldim yani son zincirli trabzanımın arasına giriyorum ve bir iki tane zincir çekiyorum hemen dibine batıyorum ve sona kadar yine hiç farklı işlem yapmadan ilerliyorum başını dolayıp tek sefer çekiyorum o bizim üçüncü sıramız üçüncü sıramızın sonuna geldim en son bitirmeyi yine zincir ve trabzanın arasına bir tane batarak yapıyoruz tek seferde çekiyorum bir iki tane zincirimi çekip hemen tığımın başını dolayarak dibine batıyorum ve burada ilik çalışmamızı başlatacağız. bir tane. Bundan sonra hemen iki zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir atlıyorum. iki atlıyorum. Üçüncüye batıyorum. Başını dolamış oldum. Bakınız ilmeğimi çekiyorum. Üçüncüye battım. Şimdi bunu bir diye sayıyorum. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Yedi tane trabzanımı örüyorum. 1 2 zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum 1 atlıyorum 2 atlıyorum 3. batıyorum ve bunu yine 1 diye sayıyorum 2 3 4 5 6 ve 7 1 2 tane zincir çekiyorum 3. iliğimizi başlıyoruz 1 2 3.ye batıyorum bunu 1 diye saydım battığımızda 2 3 4 5 6 ve 7 2 tane zincir çekiyorum tığımı başını doluyorum 1 atlıyorum 2 atlıyorum en sondaki yere batıyorum ve 1 2 zincirimi çekip örgümün arkasını çeviriyorum ve yeni sıramıza başlıyorum 1 2 3 4 tane ilik açtık karşıya da 4 tane düğme dikeceğiz demektir Şimdi burayı çalışalım. Tam başını doluyorum. Hemen kendi dibine yine bir tane batıyorum. Şu şekilde açalım, batalım. Bir. İleğimizin içerisine bir ve iki defa batıyorum. Şu hemen battığıma değil, bakın şuraya. Burası zaten zincirimiz. Hemen buraya örüyorum trabzanımı. Başını dolayıp tek seferde ilerlemekteyiz. Zincirimizin içerisine geliyorum bir ve iki. Tekrar tığımın başını doluyorum. Şuradaki bölüme gidip geçip birer birer trabzanlarımızı örüyoruz ve başa kadar devam ediyoruz. İliklerimizi bu şekilde belirgin hale getiriyoruz. Son trabzanımıza kadar örerek geldim en son trabzanımızın içerisine giriyoruz zincir ve trabzanımızın bulunduğu yere ve bu son bir zincirimi çekip makasımla burada kesiyorum şimdi üstümüzü ve her iki yanımızı ördük alt kısmı çalışmaya başlayabiliriz ön yüzden başlayalım hemen şu uca giriyorum ve burada zincirimi şöyle tığıma bir tane zincir çekip düğümümü atarak en uç kısımdan başlıyorum 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum tamam başını doluyorum aynı yere bir tane ikili trabzan örüyorum bir sonraki trabzanıma giriyorum İkili trabzan bir sonrakine giriyorum İkili trabzan bir sonrakine giriyorum İkili trabzanım ördüm köşemin bulunduğu yeri geliyorum ve buraya bir iki üç tane trabzanım örüyorum artışımı yaptım Buraları birer birer ördüm. İlk üçü buraya çalıştım. Tekrar tığımı başında doluyorum. Buradaki bir tane tek. 2 3 4 5 6 tane de tek örelim. Bakın 3 tane ördüm. 6 tane de tek ördüm. 3'ünü aynı yere ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Her birine birer birer ördüm. 7. ise 3 defa örüyorum. 7. trabzanı batıyorum. Aynı yere bir daha giriyorum. 2, aynı yere bir daha giriyorum. 3, 1, 2, 3. Şimdi tekrar 6 tane trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 6 6 dikimi ördüm 7 buraya geldi buraya 3 tane örüyorum 1 aynı yere 2 aynı yere 3 Dilerseniz daha çok kıvrımlı olmasını istiyorsanız daha çok artabilirsiniz daha 6 değil de 4 sırada 4 trabzan sırasından sonra da artabilirsiniz buradaki kıvrımı ne kadar çok istiyorsanız Evet, tekrar 6 tane örelim. 7.yi 3 tane örerek bu sıramızı tamamlayalım. 6 tane tek 7.yi de 3 tane örerek geldim. Sıramın sonundayım. Kenardaki bakınız ilik çalıştığımız yerdeyiz. Burada da birer birer trabzanlarımızı örelim. Yan kısımdan. Burada artış yapmıyoruz. Kenardan. Evet. 1-2-3 tane zincirimi çekip arkasını çeviriyorum. İkinci sıramızda artış olmadan devam edeceğiz. Ve ne kadar uzunlukta istiyorsak o kadar örelim. 3 sıra, 4 sıra. Sadece birebir altta hazırladığımız zemin üzerine trabzanlarımızı bir dolayıp iki defa da çekelim. Yani iki trabzan şeklinde örelim. Evet alt sıramı 3 trabzan sırası örerek tamamladım. Şimdi sona doğru yaklaşmaktayız. Bakınız askılarımın ben 3 tanesini ördüm. Bir tanesini de sizlerle örmek için ayırdım. Şöyle askımızın yerlerini ayırıyoruz. Farklı büyüklüklerde de örebilirsiniz. O yüzden bakın şöyle kol altı için belli bir noktamız kalacak. Kol altı için ve önlerimiz için. Şöyle üst üste koyduğumuz zaman bakın tam ortalayarak güzel bir askı çalışması yaptım. Şuradan itibaren 7. trabzanın üzerinden ördüm. Ve 12 trabzan grubunu örerek tamamladım. Şöyle bağlamalı bir e, omuz askısı olsun istedim. Daha fazla da örebilirsiniz. Fiyonk yapabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Şimdi bu üçünü nasıl ayarladığımı göstermek istiyorum. Bakın şu şekilde her ikisini üst üste bıraktığımız zaman kapadığımız zaman her iki e, bölümümüzü tam omuza gelecek yere önden ve arkadan ayarlamamı yaptım ve çalıştım. Şimdi öndeki çalışmamın da tam karşısına gelen yerimize de şöyle işaretimizi koyarak başlayalım. A bir rengimi alıyorum. Bakınız yapacağım işlemimi her bir yerde aynı şekilde yapacağız. Dört parçada şuradan başlıyorum. Şuradan da saydığımız zaman bakın 1, 2, 3, 4, 5, altı. 7.den itibaren saydım. 7 8 9'u ördüm. 3 trabzan üzerine ördüm. Şimdi tam elimi tuttuğum yere yine örmeye başlayabiliriz. Şuradan arkasını çeviriyorum. Bu şekilde. Mavi rengimi alıyorum. Şöyle bir tane düğümümüzü atalım. 1 2 3 zincirimi çekiyorum. İpimi sol tarafa yatırıp başını doladım trabzanı ördüm ve 3. trabzanı ördüm. 3 tane trabzanı ördüm. Hepsini de aynı şekilde yaptım. 3 trabzan üzerine çalıştım. Sonrasında 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çekiyorum. Çeviriyorum. Şuradaki 3 zincirin hemen bulunduğu yeri aradan girerek sık iğnemle kapatıyorum ve sonrasında 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Arkasını çeviriyorum. Bu 4 zincirle oluşturduğum yuvanın içerisine 2 tane trabzan çalışıyorum. Şu zincirimizle birlikte 3 olmuş oluyor. Evet. Tekrar 4 tane zincir. 1 zincir yuvası 1 trabzan grubu. 4 çeviriyorum. Zincirimin bulunduğu yerin aradan giriyorum. 1, 2, 3. Trabzan yapacağım zaman 3 zincir. Yuva yapacağım zaman 4 zincir. Yuva içerisine giriyorum. 1 ve 2. Tekrar 1, 2, 3, 4, çeviriyorum. Trabzanımın bulunduğu yerle zincir arasına giriyorum. 1, 2, 3 çeviriyorum. Buradaki yuvaya bakın şu şekilde. 3 trabzan, 4 tane çektiğim zincirimizi batıyoruz ve aralarına giriyoruz. 2 tane trabzanımı yan yana örüyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çeviriyorum zincirle trabzan arası noktaya giriyorum 3 zincirle tekrar trabzan başlatıyorum ve bunları 12 grup olana kadar örüyorum her birisi 10 işer gruptan oluşmakta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 Evet dördüncü askımızı da aynı şekilde örerek tamamladım. Daha uzun çalışmak isteyen arkadaşlarımız daha uzun çalışabilirler. Buradan şu şekilde bağlayarak kullanabilirler. Çocuklarımızın üzerinde şöyle bağlayıp gördüğünüz gibi dilerseniz fiyonk yapacak kadar da uzun çalışabilirsiniz. Herhangi bir işlem yapmadık. Buradaki uzunluk dediğim gibi tamamen zevkinize göre olacak. Evet askılarımızı da tamamladıktan sonra artık bluzumuz hazır hale geldi. Şimdi dört tane düğmemi de ben dikeyim. Şöyle siyah düğmeler kullanıyorum yüz işlemimize uygun olsun diye. Evet sevgili arkadaşlar 4 tane düğmemi de diktikten sonra ben bluzumu tamamladım. Kullanılmaya hazır hale geldi. Umarım sizlerinki de bitmiş ve çok güzel olmuştur. Ee, yeni videolarımızda yeniden görüşünceye kadar sağlık ve mutlulukla kalın inşallah. Görüşmek üzere hoşça kalın.